Allah razı olsun. Şeref ve gururlar diliyoruz sizi. Teşekkür ederim. Sizlere çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Sayın Başkanım, müsaade edersen ben arkadaşlarımı tanıtayım. Tabii ki, tabii ki. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Bünyamin Coşkun, emekli öğretmen, Hasan Sayın Çiftçi, emekli öğretmen, İsmail Kılıç, emekli memur, Elvan Acar, emekli banka müdürü, Nafiz Tülek, Cem Sürücü Kursu'nun sahibi, Ali Özcan, 40 yıl Ortaköy'ümüze hizmet etti, nüfus müdürü. Ortaköy'de aynı zamanda tabii. Bu tarafta Harun Kocaz arkadaşım telaşla beraber memurum. Ahmet Coşkun Bey Ziraat Bankası'ndan emekli. Hamza Bey Ziraat Bankası'ndan emekli. Hepimiz Ortaköy'lüyüz. Sizden ziyaret etmek için daha önce gelmeyi düşünmedik değil. Ama bugüne nasip oldu. Arkadaşlarım işte toplanma bir araya gelme vesaire şudur budur. Çalışmalarımız bizim çok farklı. Evet. Farklı kulvarlarda çalışmalarımızda daha önce bir IMD'ye de bu konuları anlatmıştık. IMD bizden kaç kere beraber. Sizlere biz çıktığımız yolculukta hayırlı, uğurlu ve nasipli şeyler diliyoruz. Ülkemiz için, Aksaray'ımız için inşallah hayırlı olur. Sizlere de dolayısıyla ilimizde il başkanlığı olarak gelmiş olmanızdan dolayı tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Aksaray'ımıza, memleketimize hayırlı olur. İnşallah. Tekrar ben çok teşekkür ediyorum bize bu ziyarette bulunduğunuz için. Ayaklarınıza da sağlık, şerefler verdiniz. Allah razı olsun. Biz de İYİ Parti olarak 25 Ekim'de partimiz kuruldu. Yaklaşık 3 ay oldu partimiz kurulalı. Bu görev de bana 10 Kasım 2017 tarihinde tevdi edildi. Yaklaşık işte 2,5 aydır da il başkanlığı görevini yapıyoruz. İşte yeni bir partiyiz, yeni kurulan bir partiyiz. Ancak hızlı bir şekilde işte il binamızı tuttuk, teftişatını yaptık, parti binamıza taşındık. Ondan sonra il yönetimimizi, merkez ilçe yönetimimizi, Ortaköy Hospitali'ndeki ilçe yönetimlerimizi oluşturduk, yargıtaya ulaştırdık. Sonrasında da 4 ilçe bizim daha evrakları tamamlandı. İşte onlar da Gülağaç, Güzelyurt, ondan sonra Eskil ve Ağaçören ilçelerimizde teşkilatlarını tamamladılar. Şu anda 6 tane ilçemizde, merkez ilçemiz ve il başkanlığı olarak aktif bir şekilde çalışmalara başladık. Allah nasip kısmet ederse Şubat'ın 10'unda ilçe kongrelerimizi yapacağız. 11'inde de merkez ilçe kongremizi yapacağız. Ondan sonraki 15-20 gün içerisinde de ilk kongremizi yapacağız. Mart ayı sonunda da Allah nasip ederse olağanüstü kurultayımızı yapacağız. Şimdi şu anda basında bir bilgi kirliliği var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. İşte İYİ Parti seçimlere giremeyecek deniyor. Yani evet, 23 Haziran'dan önce yapılacak bir seçime İYİ Parti giremiyor. Şimdi tüzükte şöyle diyor. Partiler kurulduktan sonra 41 ilde teşkilatlanmaları gerekiyor. Yani il sayısının yarısından bir fazla ilde teşkilatlanmaları gerekiyor ve olağan kongrelerini yapmaları gerekiyor diye bir madde var. Biz 10 Aralık'ta olağan kongremizi gerçekleştirdik. 59 ilde teşkilatlanmamız yapıldıktan sonra Yargıtay'a 23 Aralık tarihinde verildi. Yani İYİ Parti 23 Haziran'dan sonra yapılacak her seçime girebilir. Şu anda zaten 23 Haziran öncesinde seçim yapılabilmesi mümkün değil. Yani bunun tarih olarak yetişmesi, bunun çünkü tarihsel olarak belli prosedürleri var, onun yetişmesi mümkün değil. Yani İYİ Parti her halükarda seçime girecektir. Velev ki giremedi, bunun içinde BC planlarımız vardır tabii. Yani İYİ Parti mutlaka bir şekilde yapılacak olan Türkiye'de yerel seçimlere de, belediye seçimlerine de, genel seçimlere de girecektir. Biz bu kısmını geçiyorum. Yani bunda bir bahis yok. Allah'ın izniyle seçimlere gireceğiz. Aydın Çırağı zaten açıklamış. Açıklama yaptı ama televizyonlarda izlediğimiz kadarıyla gittiğimiz yerlerde bize soruyorlar. Siz seçime giremeyeceksiniz. Geçen gün YSK'nın bir açıklaması oldu seçime girecek partiler diye. 9 tane partiyi girebilir olarak gösterdi. İYİ Parti onların içerisinde yoktu. Ya doğru, şu an itibariyle İYİ Parti seçime giremez bugün yapılacak seçime veya 23 Haziran öncesinde yapılacak seçime. Ama ondan sonra yapılacak her seçime İYİ Parti olarak biz girebiliyoruz. Aksaray'da da İYİ Parti olarak merkezici ve iyi yönetimlerimizi oluştururken de bizler bütün
siyasi görüşlere sahip, AK Parti'de siyaset yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış, Milliyetçi Hareket Partisi'nde, ANAP'ta, Doğru Yol'da siyaset yapmış arkadaşlardan oluşturduk yönetimimizi. Yönetimimizde Alevi Bektaşiler Derneği Başkanımız var, 8-10 tane Alevi kökenli kardeşimiz var, Kürt kökenli kardeşlerimiz var, Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önce görev almış kardeşlerimiz var, Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev almış kardeşlerimiz var. İşte Doğru Yoldan hatta daha öncesinde görev almış kardeşlerimiz var. Yani biz kendimizi İYİ Parti olarak tanımlarken merkez olarak tanımlıyoruz. Yani biz ne sağ ne sol, bütün hepsinin birleştiği, kucaklaştığı bir partiyiz. Biz Türkiye'de şu anda barış dilinin liderler sınıfında mesela liderlerin birbirine karşı olan üsluplarını doğru bulmuyoruz. Biz tekrar Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'nin de söylediği gibi Türk halkını bayram sofrasında buluşturmak istiyoruz. Tekraren barış, kardeşlik hukukunun gelişmesini temin ediyoruz İYİ Parti olarak. Ve bu minvalde de çalışmalarımız devam ediyor. 3 aylık bir parti olmasına rağmen gerçekten Aksaray ölçeğinde de Türkiye genelinde de yapılan anketlerde çok ciddi sonuçlar olduğunu görüyoruz. En son Aksaray'da bir anket yapıldı ve yapılan anketlerde bu İYİ Parti olarak Aksaray'da %31 civarında görünüyoruz. Türkiye genelinde de yapılan anketlerde 20'nin üzerinde görünüyor. Yani 3 aylık bir parti olmasına rağmen gerçekten çok ciddi bir teveccüh var. Yani biz kesinlikle ana muhalefet veya muhalefet olmaya talip değiliz. Biz tamamen iktidar olmaya odaklanmış bir partiyiz. Biz bu ülkeyi yönetmek istiyoruz. Mevcut iktidarın bu anlamda yorulduğunu düşünüyoruz. Ve şu anda Türkiye için verebilecekleri bir şey kalmadığını düşünüyoruz. Şöyle ki, şu anda biliyorsunuz bir memlekette adalet ve hukuk sistemi çökmüşse bu memleketten çok bir şey beklemek mümkün değil. Biz tekrar adaleti ve hukuku, haklının hukuku, güçlünün hukuku değil, yapmak üzere iktidara tabiiz. Bakıyorsunuz memleketimizde ekonomi çökmüş durumda. Tarım politikalarına bakıyoruz, girdiler çok yüksek maliyetlerde, mazot uçmuş gitmiş. Gübre fiyatları aynı şekilde uçmuş gitmiş. Harici mesela Aksaray pancar bölgesi. Bakıyorsunuz vatandaş pancar üretiyor. İşte belli bir kota konmuş. 220 TL'ye alıyor pancarı. Kota fazlası pancarı 110 TL'ye, tam yarı fiyatını alıyor. Yani biz, ben buradan kamuoyuna da bunu duyurmak istiyorum. Yani vatandaşın bir an önce bu mağduriyetinin biz giderilmesini talep ediyoruz. Mazot fiyatlarının bir an önce düşürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü mazota zam geldiği an bütün her şeye zam geliyor. A'dan Z'ye. Çünkü her şey nakliyeyle oluyor biliyorsunuz. Ulaşımla oluyor. O yüzden bir an önce hükümetimizden dileğimiz, isteğimiz vatandaşlarımız adına bu fiyatların düşürülmesi. İnşallah İYİ Parti olarak da biz Aksaray'da da iyi olacağını, Türkiye genelinde de her şeyin iyi olacağını düşünüyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Başkanım, biz bölgesel olarak bizim taleplerimiz var. Şimdi Ortaköy bölgesi, Ağaçören ve Sarıyer, şimdi çok bağlantılı. Bu bölgelerimizde istihdam sorunumuz var. Göç ediyoruz. Sürekli göçüyoruz. Bazı arkadaşlarımız tarafından başlatılan organize sanayi, huzur evi gibi çalışmalarımız var. Destek bulamıyoruz. Açık söyleyeyim. Siyasilerden destek bulamıyoruz. Sıcak bakmıyorlar. Ben yaptım, sen yaptın gibi havasına giriyorlar. Halbuki bugün Ortaköy Belediyesi MHP, iktidar partisi var. Orada yani mevcut büyükten çoğunlukta oy almış bir parti. Evet. Bir araya gelip de bir Ortaköy'ün sorununu çözmek bağımında böyle bir sıkıntılar var. Evet. Yani bizim isteğimiz nedir? Siyasi parti kim? CHP kim? İYİ Parti kim? İşte AK Parti iktidara geldi değil mi? Evet. Herkesin sorunu dinlemesi. Yani buradaki sorun, diyelim ki istihdam sorunu, organize sanayi kurulursa tarıma dayalı olabilir, karma olabilir, her şey olabilir ama oradaki insanları orada tutabilir. Siyasi partilerimizden bizim talebimiz bu. Ortaköy bölgesel sorunlarına eğililmesini istiyoruz. Yani kesinlikle nedir? Bir huzur evi, belki 50 kişi barınacak ama Ortaköy için bir potansiyel olur. Bugün üniversitenin 4 yıllık fakültemiz yok Ortaköy'de. Ortaköy'de kapasite var. Var evet. Bugün Aksaray'ın en büyük ilçesi. Ağaçören Sarayı işe kattınız mı? 70 bin nüfusunuz var. Evet. Yani pek çok ilden fazla nüfusunuz meydana gelir. Ama yatırım şeyinde baktığın zaman
yok yani. Biz üniversite rektörüne de gittik arkadaşlarımızla birlikte. Bu talepte bulunduk. Bize söylediği şu. İsmini koyun da yapalım dedi. Dedik ki bir sürü fakülte var. İsmini koymak çok zor. Zor bir şey değil ama bunun öncülüğünü yapacak olan yine üniversite. Evet. İşte senato karar alacak, YÖK'e gidecek, bakanlar kurulu, mecliste kabul edecek. Bunun şeyi sizsiniz, biz değiliz. Ama biz talep ediyoruz, dillendiriyoruz. İşte yolu dillendirdik biz, şimdi doğalgazı dillendirdik, bunlar geri durduk. Evet. Biz 5 senedir, 6 senedir bunu dillendiriyoruz. Ha bizim yanımızda başkanlar da dillendiriyor, o başka mesele. Ama biz diyoruz ki istihdam mutlaka. En büyük birinci önceliğimiz kesinlikle. Sizlerden inşallah iktidara gelirseniz inşallah. Bu taleplerimizi bugün burada dile getiriyoruz. Tamam. O gün de gelip sizleri rahatsız ederiz. Tamam başkanım. İnşallah. Kesinlikle.